Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz Avrupa'da parçalanan ailelerin bir kısmı çocuklarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Türkiye'ye götürülenler var, Türkiye'ye gidip tekrar Almanya'ya getirilenler var. Çocuklar iki arada bir derede kalıyor. Şimdi yine böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bakın değerli izleyicilerimiz, İstanbul'da yaşayan Murat Geyik adlı beyefendi 4 yıl önce bir kadınla tanışıyor. Baş harfi L. İsmini vermiyoruz. Şimdi Murat Bey 4 yıl evli kalıyor ve bu evliliklerinde bir tane de çocukları oluyor. Maalesef evlilik uzun sürmüyor. 4 yılın ardından boşanmaya karar veriyorlar. Boşanma da biraz olaylı oluyor. Çocuğun velayetini mahkeme anneye veriyor. Geçen zaman zarfı içerisinde baba Murat Geyik Bey annesinin çocuğuna şiddet uyguladığını iddia ediyor. Psikolojik sorunları olduğunu da iddia ediyor. Ve anneye verilen velayetin kendisine verilmesini istiyor. Çocuğun anneden alınarak babaya verilmesi yönünde mahkemeden karar çıkıyor. Ancak anne L çocuğu babasına teslim etmiyor. Ne yapıyor? Önce havalimanından İstanbul'dan Almanya'ya gelmeye çalışıyor. Polisler izin vermiyor. Daha sonra karayoluyla Yunanistan üzerinden çocuğu Almanya'ya kadar getiriyor. Bir şekilde geliyor. Yasa dışı bir şekilde normal şartlarda çocuğu götüremez. Bu bir çocuk kaçırma muamelesine denk geliyor. Ancak anne çocuğu alıyor, götürüyor. Ve iddialara göre, babanın iddiasına göre de anne çocuğa "baban öldü" diyor. Şimdi hukuki savaş başlatıyor Murat Geyik Bey. Uluslararası davalar da açıyor. Bütün hepsini kazanıyor. Ve annenin çocuğu kaçırdığına yine mahkeme karar veriyor. Ve çocuğu bir an önce İstanbul'a götürmesini, babaya teslim etmesini mahkeme istiyor. Ancak anne hiçbir şekilde çocuğu İstanbul'a götürmüyor, babaya vermiyor ve şu anda çocuğu kaçırıyor. İddialar bu yönde. Şimdi karı koca arasında ne oldu? Haber bu şekilde gazetede yer aldı. Biz iddialar üzerine konuşuyoruz ve yorum yapıyoruz. Bakın, konu her ne olursa olsun, olay her ne olursa olsun, anne bir tarafta, baba bir tarafta, peki çocuk ne tarafta? Anne tarafında mı, baba tarafında mı, çocuk yoksa ikisi iki arada bir derede mi, nerede bu çocuk? Bu çocuğun psikolojisi nerede? Yarın öbürsü gün elbette bu çocuk bir şekilde alınacak. Almanya'da öyle ya da böyle bulunacak. Türkiye'ye gönderilecek. Peki, bu çocuğun psikolojisini düşünen anne ya da baba var mı? Ben hani ne anneyi suçluyorum ne de babayı suçluyorum. Bu karı koca arasındaki olaylar varken ne siz vardınız ne de ben vardım. Biz sadece haberi değerlendiriyoruz. Başka olaylar, üzücü olaylar yaşanmasın diye yorumluyoruz. Ne anneye bir şey olur ne de babaya bir şey olur. Olan çocuğa olacak. Şimdi tabii neden ayrıldılar? Olaylı mıydı? Oy muydu? Bu muydu falan? Bizim bunları yorumlamaya hani çok fazla şeyimiz yok. Hakkımız da yok. Çocuk penceresinden baktığımızda bu çocuğun geleceği ne olacak diye sizlere soruyorum. Peki her şeye rağmen karı koca arasında ne olursa olsun çocuğun hatırı içinde olsa düzgün saygılı bir şekilde bir görüşme sağlanamaz mı? Benzer durumda olan anne babalar için de söylüyorum bunu.
çocuğu bu şekilde iki arada bir derede olanlar için de söylüyorum. Hiç mi imkanı yok? Çocuğun hatırı için bakın. Karı koca falan birbirinden nefret ediyor olabilir. Görmeye tahammülü olmayabilir. Daha üzücü şeyler olabilir. Peki bu çocuk eğer sizinse ki öyle, hiç mi hatırı yok? Ne olacak bu çocuk? Baba görmek istiyor. Baba alacak bu olaydan, belki de hani yaşanmış olaylar üzerinden örnek verelim. Bunun üzerinden örnek vermeyelim. Baba alacak, anneye göstermeyecek. Anne de şu anda babaya göstermiyor. Baba da alacak, anneye göstermeyecek. Ne olacak soruyorum bu çocuk. İşte büyüyecek öyle ya da böyle ama her zaman içinde bir parça, bir şeyler eksik olacak. Ya anne eksik olacak içinde, ya baba eksik olacak. Bu anne baba da öyle hani başka bir şeyle doldurulacak bir şey değil yani. Hani çocuğa bir araba alırsın ya da bebek alırsın, oyuncak alırsın. Ya da almazsın, onun yerine başka bir şey alırsın, onun yerini doldurursun. Anne baba olmaktan bahsediyoruz. Çocuğun ölene kadar, ömrünün sonuna kadar içinde bir şeyler eksik kalacak. Ben hep şunu söylüyorum bakın değerli izleyicilerimiz. Şartlar ne olursa olsun olan çocuğa oluyor. Ne anaya oluyor, ne babaya oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Herkes ayrı telden çalıyor gidiyor. Öbürü gidiyor evleniyor ya da evlenmiyor, bilmem ne hayatına bakıyor. Peki ama bu çocuğun içindeki o boşluk ne olacak? Bu durumda olan annelere, babalara ben de vicdanen şunu söylüyorum. Çocuğunuzun hatırı içinde bir şeyleri görmezlikten gelin. Gözlerinizi kapatın, ağzınızı kapatın. Görmeyin, duymayın çocuğunuzun hatırı için. Bir şeyleri bir şekilde sulh yoluyla halletmeye çalışarak o çocuğun psikolojisini bozmamaya çalışın. Konu ne olursa olsun bakın. Düşmanlık olur, o olur, bu olur ama çocuğun hatırı için, bak canının bir parçası olan çocuğunun hatırı için şu fermanı çek kardeşim. Kapat. Bak kapat. Görme, duyma. O çocuk belli yaşa geldikten sonra zaten kimin ne olduğunu, anasının mı, babasının mı ne olduğunu zaten anlayacak. Şimdiki çocukların maşallah var. Her şeyi biliyorlar. Bilmedikleri bir şey yok. O nedenle biraz idare edin. Hani kolay değil biliyorum. Hani belki birileri çok olaylar yaşadı. Hani şunu söyleyebilir. Ya Fatih Bey dışarıdan davulun sesi hoş geliyor falan diyebilir size. Bakın ben 20 küsur yıllık gazeteciyim. Çok olaylar gördüm. Çok olayların içerisinde işimden dolayı bulundum. İşimiz bu. İnsanların yaptıkları şeyler ya da olaylar üzerinden biz sizlere aktarıyoruz. İşimiz bu bizim. Bakın. Biliyorum kolay değil bazı şeyler. Söylemek kolay ama onları hayata geçirmek zor. Karşındaki insanlar anlayışsız olabilir, problemli olabilir, cahil olabilir. Her türlü suçu işlemeye meyilli olabilirler. Falan. Onlar ayrı. Bu tarz insanlardan tabii ki uzak dur. Çocuğunu da uzak tut. Ona bir şey söylemiyorum bak. Hani böyle tehlikeli tiplerden falan. Sana ve çocuğuna zarar verecek olan insanlardan tabii ki uzak tut. Onlarla görüş falan demiyorum. Sakın yanlış anlama. Ama makul bir şeyler varsa, görüşülebilirlik derecesi yüksekse, ondan bahsediyorum. Hani anormal insanlarla görüşün, çocuklarınızı görüştün falan demiyorum zaten. Ya insan hepimiz, herkes hata yapabilir kardeşim. Bir evlilik yapmışındır. Yani karpuz kelek çıkar kardeşim yani. Bilemezsin yani. Kelek. Anladınız. Sonra pişman olursun ama bu arada iş işten geçmiş olur.